kuskusumuzu yapmak için tenceremizi altını açalım. Ve bunun içerisine şimdi tereyağımı ekliyorum. Birkaç tane. Biraz da zeytinyağı ekliyorum şimdi. Kuru soğanımızı doğrayacağız. Kırmızı soğan kullanıyorum. Renk olarak ve lezzet olarak güzel yakışıyor bu tarifin içerisine. Kabuklarını alalım şimdi. Küp şeklinde doğruyorum. Soğanlarımızı kabağında sap kısımlarını alalım. Ve kabağımızın sap kısımlarını aldıktan sonra şimdi sadece kenarlarını alıp kullanacağım. Kabuklu olan kısımlarını. Orta kısmını kullanmıyorum. Ve bunları da soğanla aynı ölçüde doğruyorum. 2-3 diş sarımsak. Bu tarz yemeklere sarımsakla çok güzel yakışıyor. Sarımsağı hem sıcak yemeklerinizde hem soğuk yemeklerinizde bol bol kullanabilirsiniz. İyi bir antibiyotik olduğunu söyleyebilirim. Sarımsaklarımızı ekledik. Hafif karıştırıyoruz. Kırmızı soğanlarımı ekledim. Kuskusumu ekliyorum şimdi. Güzelce karıştıralım. Biraz kavuruyorum. Baharatlarımızı da hazırlayalım. Çubuk tarçınımı ekliyorum içerisine. 2 tane defne yaprağı. Güzelce karıştırıyoruz. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başlayacak. Bu sırada da şimdi baharatlarımızı ekliyoruz içerisine. Kırmızı biber. Biraz yeni bahar, biraz kimyon. Şimdi kakule ekleyeceğim. Fakat kakuleyi eklemeden önce birkaç defa ezeceğim. Ve böylelikle aromasını dışarıya çıkartmış oluyorum. Harika bir kokusu var. Şimdi onları da ekledim içerisine. Güzelce karıştıralım. Kuskuslarımız pişmeye başladı. Biraz daha piştikten sonra diğer malzemelerini de içerisine eklemeye devam edeceğim. Kabağımızı da en son ekleyeceğiz. Çünkü kabak çok daha kolay pişeceği için. Evet, şimdi hellim peynirimizi de hazırlayalım. Yaklaşık yarım parmak kalınlığında kesiyorum hellimleri. Izgara tavamızın altında açalım. Ve biraz da yağ koyuyorum şimdi. Kabaklarımızı da şimdi içerisine ekleyelim. Güzelce karıştırıyoruz. Biraz da tuz ekliyorum içerisine. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Kapağımızı da kapatalım şimdi. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ama biz de bu esnada hellimlerimizi pişirmeye başlayalım. Şimdi şeftalimizi de hazırlayalım. Evet, şeftalimizi de bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Bademlerle beraber servise sunarken kullanacağız. Şimdi kuskusumuzu tekrar karıştıralım. Suyunu da çekmeye devam ediyor. Hellimlerimizin de diğer taraflarını çevirebiliriz. Tekrar kapağımızı kapatalım. Bu şekilde suyunu çekinceye kadar ortalama 10 dakika pişirdikten sonra kuskusumuzu servise sunacağım. Kuskusumuz güzelce pişti. Şimdi artık servise sunabiliriz. Hellimiz de hazır. Defne yapraklarını ve tarçın çubuğu kenara ayırabilirsiniz. Hellim peynirlerinden de şimdi birkaç dilim tabağımıza alacağız. Hellim peynirlerimizi de bu şekilde kuskusun üzerine koyabiliriz. Birkaç tane badem ve şeftaliden de birkaç tane üzerine bu şekilde bırakıyorum. Ve birkaç tane de taze baharat ve maydanoz yaprağını bu şekilde tabağınızı süslemek üzere kullanabilirsiniz. Bu taze baharatlar ve maydanoz da güzel yakışıyor. Ve yemeğim servise hazır.